Madencilik yönetmeliğindeki değişiklik zeytincilik alanlarımızın ve genel anlamda tarım alanlarımız için bir tehdit unsuru içeriyor aslında bizim için. Özellikle gıda krizinin ve gıda güvenliğinin gündem olduğu bu dönemde bunun çıkmasını biz aslında yadırgadık gerçekten. Tabii bu sürekli bu mücadele devam ediyor. Maden alanları ve diğer sanayi ve endüstri tesislerinin, turizm alanlarının, şehircilik çalışmalarının, tarım alanlarını tehdit etmesi bu bizim için bir sorun olarak devam ediyor. Özellikle madencilik anlamında zeytinlik alanlar biliyorsunuz Ege bölgesinin doğal da bir bitki örtüsü şeklinde. Burada bizim aslında bir zeytincilik yasamız var. Zeytinlik alanlarımızı koruma anlamında 5400 sayılı toprak koruma yasamız var. Aslında bununla çelişiyor yeni çıkan yönetmelik değişikliği. Bu kanunlarımızla çelişiyor. Bunun madencilik sahalarıyla, tarım alanlarıyla ilgili olarak pek çok dava var devam eden aslında idari mahkemelerde. ÇED davaları şeklinde sürüyor. Bu davaların uzamasına sebep olacak aslında böyle bir değişikliğin olması bu davaların uzamasına sebep olacak diye düşünüyoruz. Bu bir dayanak oluşturacak. Tarım Bakanlığı'ndan veya Çevre Bakanlığı'ndan alınacak görüşlerle. Çünkü yönetmelikte bazı ilave ekler var. Alanın, madencilik alanının yeniden eski şekline getirilmesi, hatta zeytin alanlarının taşınması gibi. Şimdi tabii bu sadece bir bölgesel bir zeytinlik alanı etkileyen bir şey değil. Yani zeytinlik alanları genellikle doğal da bitki örtüsü şeklinde çoğunlukla olduğu için, yani siz bir bölgede bu madencilik faaliyeti yaptığınız zaman çevredeki bütün zeytinlik alanları etkilemiş oluyorsunuz. Ve diğer tarım alanlarını da etkilemiş oluyorsunuz. Yani tarımsal bütünlüğü bozmuş oluyorsunuz. Ve madencilik faaliyeti sürdüğü dönemde de bu etki devam ediyor. Çoğunlukla da yamaç yerlerde olduğu için bu madencilik tesisleri, alanları yüzey akış sularını, yeraltı sularını etkiliyor. Ve ovalardaki tarım alanlarını da etkilemesi söz konusu oluyor bunların. Yani biz dönem içerisinde madencilik faaliyeti bitiminde bu alanı eski haline getirmeye çalışsak, orayı yeniden zeytinlik alan haline getirsek bile bu süreç içerisinde çevre zararı ve tarım alanlarına zarar devam etmiş oluyor ki görüyoruz çoğunlukla bütün projelerde maden sahasının eski haline getirilmesi taahhüt edildiği halde hiçbir şekilde eski haline getirildiğini görmüyoruz. Bu alanları çevremizde her yerde görüyoruz. Yani eski haline getirilmiyor. Zaten çok büyük maliyet içeriyor bunlar. Ve biz bunları eski haline getirsek de doğa tahribatını yaratmış oluyoruz zaten. Evet, yani özellikle bu son dönemde gıda güvenliği çok ön plana çıktı. Tabii zeytin ülkemiz için, özellikle Ege bölgesi için önemli bir ürün. Diğer bütün ürünler gibi tabii. Yani sadece zeytin anlamında düşünmemek lazım bunu. Bu bir başlangıç noktası oluyor aslında. Yani bu zeytincilik yasasını bir delme çabası gibi görünüyor. Yani biz buradan bunu işlersek devamı gelecek diye korkuyoruz aslında. O yüzden bunun için önlem almalıyız. Biz de Ziraat Mühendisleri Odası olarak örgütlülüğümüz içerisinde bununla ilgili tabii ki yasal anlamda gerekli müdahalelerde bulunmayı düşünüyoruz. Oda olarak, yönetimimiz olarak bunun üzerinde çalışacağız mutlaka.